Hocam çok özür diliyorum. Konuşacağız bu konuyu ama Jorge Jesus'un da şu anda medya mensuplarının karşısında olduğunu belirtelim. Maç sonu hocanın değerlendirmelerini dinliyoruz. Mais belíssimo jogo do Fenerbahçe. Com mais 4 gols e com várias oportunidades para melhorar o score. Uma segunda parte com muita qualidade. Para além dos golos, foram golos bonitos e também penso que mais uma vez demos um bom espetáculo aos nossos fãs com a qualidade de jogo que a equipa teve. Os jogadores cada vez estão a acreditar mais, cada vez a equipa tem melhores ideias, tanto defensivamente como ofensivamente. Tenho dito que o trabalho vai se desenvolvendo e melhorando com o tempo. 4-5 semanas de trabalho que a gente tem nesta equipa, e dessas 5 semanas, muitos dos jogadores vieram tarde e, portanto, agora é que estão a conhecer melhor as minhas ideias. E é isso, passo a passo, vamos tentando cada vez estar melhores, sabendo que nem sempre vamos ganhar, sabendo que nem sempre vamos estar por cima do jogo, mas trabalhamos com esse objetivo e com o pensamento de sermos sempre melhores. Herkese iyi akşamlar. Fenerbahçe bir maçını da güzel futbol ve 4 golle tamamladı. Özellikle ikinci yarı kalitemizi gösterdik, güzel bir oyun sergiledik. Attığımız goller de güzeldi. Taraftarlarımıza ikinci yarıda özellikle bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım her geçen gün daha çok inanıyorlar. Uygulamak istediğimiz fikirleri hem defansif anlamda hem ofansif anlamda daha iyi uyguluyorlar. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve daha da gelişmeye çalışacağız. Hazırlık sürecimiz yaklaşık 5 haftaydı ki bu 5 haftalık süreçte de pek çok oyuncu takımımıza sonradan katıldı. Dolayısıyla oyuncular artık yavaş yavaş birbirlerine ve bizim uygulamak istediğimiz fikirleri tanımaya başlıyorlar. Adım adım daha iyi olacağız. Tabii ki her zaman kazanamayacağımızı biliyoruz ama bizim hedefimiz her hafta, her maç daha da üzerine koyarak devam etmek ve her maçı kazanmak için oynamak. Buyurun. Ömer Çelik başlığı Yeni Şafak Spor. Öncelikle tebrik ederim. Fenerbahçe taraftarı aslında uzun süredir heyecanlı durduğu hocaya kavuştu. Aynı zamanda hücum oyununa da artık yavaş yavaş kavuşuyorlar. Bol skorlu karşılaşmalara kavuşuyorlar. Hoca bu konuda taraftarlara nasıl bir mesaj vermek ister? Çünkü Fenerbahçe'de rotasyon yapıldıkça yine aynı şekilde bol gollü skorlu karşılaşmalar devam ediyor. Parabéns pela vitória. Os adeptos esperaram treinador como você por muito tempo. Eles sempre queriam ver time jogando ofensivo, marcando muitos golos. E essa temporada contigo isso aconteceu. Você sempre faz rotação, mas time continua ganhando com muitos golos. E o que você queria dizer para os adeptos sobre isso? Nós trabalhamos, eu trabalho, os jogadores trabalhamos para que podemos satisfazer os nossos adeptos, deixá-los felizes com vitórias, e as vitórias tu tens que fazer golos. A equipa está uma equipa neste momento muito forte ofensivamente. Já não ouço dizer os adeptos que o Fenerbahçe precisa de strikers. Continua a fazer a equipa que mais golos faz. E isso também justifica um pouco aquilo que eu acreditei sempre nos avançados que o Fenerbahçe tem. Hoje, por exemplo, não jogou Josh Hawking, nem jogou João Pedro. Ainda temos mais esses dois avançados. Penso que estamos no caminho certo. E vamos saber caminhar. Que neste momento a equipa entrou na fase de grupos, que era o grande e o primeiro grande objetivo era entrar na fase de grupos da Liga Europa.
Penso que os jogadores e o clube merecem estar numa fase de grupos da Liga Europa ou de Champions, porque para que cada vez mais recuperarem o prestígio que perderam na Europa ao longo destes anos, subir no ranking da UEFA. Dentro de 3 anos o Fenerbahçe tem que estar dentro dos 30 melhores clubes da Europa. E para isso, tens que ganhar jogos da Liga Europa para poder subir o teu ranking, que é o que a gente está a fazer. Ben ve oyuncularım, taraftarlarımızı mutlu edebilmek için çok çalışıyoruz. Onları galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Galip gelebilmeniz için de gol atmanız lazım. Takımımız şu anda ofansif olarak çok güçlü. Taraftarların bir forvet transferi beklentisi var ama elimizdeki forvetler de gerçekten performansını arttırdı ve takıma çok büyük katkı sağlıyorlar. Ki bugün King ve João Pedro oynamadılar. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Avrupa'daki ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. Bunu da bugün başardık. Oyuncularımız ve bu kulüp gerek Şampiyonlar Ligi gerek Avrupa Ligi bu tür turnuvalarda gruplarda olmayı hak ediyor. Fenerbahçe'nin son yıllarda kaybettiği prestiji tekrardan geri kazanması ve Avrupa kulüpler sıralamasındaki sırasını tekrardan yukarıya çıkartması gerekiyor. Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı. Bunun için de Avrupa'da maçlar kazanmanız gerekiyor. Biz de şu anda bunu yapıyoruz. Volkan Bey. Volkan Demir, Sabah Gazetesi. Çok kısa süre oldu Türkiye'ye geleli ama bugün tribünlerde gördüğümüz kadarıyla taraftarın güvenini ve sevgisini kazanmış durumda. Bugün bütün stat Jorge Jesus ismiyle inlerken kendisi neler hissetti, onları merak ediyorum. Então, faz pouco tempo desde sua chegada aqui na Turquia, mas os adeptos te confiam muito e mostraram muito carinho para você. Hoje, durante o jogo, eles cantaram seu nome. O que você se sentiu depois de escutar eles cantando seu nome? Não percebi, não entendi, não é novidade, não sabia. Fark etmemiştim maç sırasında, benim için yeni bir haber oldu bu, ismimi söylediklerini fark etmemiştim. Talvez por causa da pronunciação. Um dos motivos que me fez também vir ao Fenerbahçe foi porque eu, nas redes sociais, já há alguns anos, os fãs do Fenerbahçe queriam muito que eu treinasse o Fenerbahçe. E eu escolhi um clube onde me desejassem. Não vim para a Turquia para melhorar os meus contratos financeiros. Pelo contrário, vim ganhar menos que eu ganhava em Portugal. Vim atrás exatamente de sentir carinho dos fãs, dos jogadores, que é o que está a acontecer, porque é isso que me move. E é isso que me apaixona no meu trabalho. E quero agradecer aos adeptos do Fenerbahçe. Eu não entendi. No Brasil era mais fácil, porque eram 70 mil a chamar pelo meu nome, mas é a minha língua, eu percebia. Aqui não percebi, mas quero lhes agradecer da mesma. Benim buraya gelirken bu kararı vermemdeki en önemli sebeplerden biri taraftarların bana göstermiş olduğu sevgiydi. Sosyal medya üzerinden pek çok mesaj attılar ve beni ne kadar çok istediklerini gösterdiler. Benim de buraya gelme sebebim buydu. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmak için gelmedim ki Portekiz'de kazandığımdan daha az kazanıyorum burada. Ben burada taraftarların ve oyuncuların sevgisini hissettiğim için buraya gelmek istedim. Bunu görmek beni işime aşık ediyor. Onlara göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar, maç sırasında anlamadım. Brezilya'da bu durum biraz daha kolay oluyordu. Çünkü benim dilim konuşulduğu için onların telaffuzunu anlayabiliyordum. Ama onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Buyurun. Ferhat Kızıltaş, TRHaber.com. Öncelikle tebrik ederim.
Yarın grup kuralları var. Gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımları görüyoruz. Manchester, Arsenal, Lazio, Roma, ikinci torbada Rennes var. Fenerbahçe'nin bu arenada gerçekçi hedef olarak nasıl değerlendirebilir? Fenerbahçe'nin şansını nasıl görüyor bu arenada? Kendisi Benfica ile 2013'te finalin Chelsea'ye karşı bu kupanın kapısından dönmüştü. Bu şartları, bu şansı nasıl görüyor? Então, o sorteio nessa competição vai ser amanhã e tem muitos times com nível de Champions League, o Manchester United, Arsenal, Roma, Lazio, tem times assim. Qual é o objetivo realístico nesse torneio? Porque você jogou o final com o Benfica, perderam contra o Chelsea. Qual seria o objetivo da equipa nessa competição, essa temporada? O objetivo era entrar na fase de grupos. Entramos na fase de grupos, como disse bem, vamos estar no pote 4 e isso vai, certeza absoluta que vamos apanhar as equipas mais fortes da Liga Europa, as que estão, têm uma história de Champions. Vamos ver se o que, a nossa capacidade que a equipa tem para disputar a fase de grupos da Liga Europa, nunca pondo o campeonato. Não é? Os jogos do campeonato em perigo. O campeonato para mim é a minha grande prioridade. Vim à Turquia para ser campeão da Turquia e não vim à Turquia para ganhar a Liga Europa, porque sei que é um objetivo neste momento muito difícil, mas queremos chegar o mais longe possível na Liga Europa. E quando chegarmos com grandes equipas da Europa, vamos ver qual é a nossa capacidade e a resposta que a gente pode dar a esses adversários. Avrupa'da ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. Bunu da bugün gerçekleştirdik. Kura'da dördüncü torbada olacağız. Dolayısıyla bu turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Çoğunun Şampiyonlar Ligi'ye geçmişi var. Biz de kendi kapasitemizce en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Büyük önceliğim Türkiye Ligi şampiyonluğu. Ben buraya Türkiye Ligi şampiyonu olmaya geldim. Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefiyle gelmedim. Bu şimdilik bizim için zor bir hedef. Ama bu turnuvada mümkün olduğu kadar yukarıya çıkmak istiyoruz. Grup aşamasında oynadığımız takımlarla karşılaştığımız zaman da bu turnuvada ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz. Son soru Devrim Bey. Devrim Zengi, Beyaz TV. Öncelikle tebrik ediyorum hocayı. Şunu soracağım ben. Maç 4-1 iken bile hoca çok mutlu görünmüyordu. Sürekli bir şeyler anlatıyordu hocalar, oyuncularına kızıyordu. Ne istiyordu oyuncularından? Daha fazla gol mü yoksa istediklerini yapmadıkları için mi sinirlendi? Bir bunu soracağım. Bir de yanlış bilmiyorsam Dinamo Kiev'le yeniden eşleşme durumu var. Hoca yeniden Dinamo Kiev'i ister mi rakip olarak? Parabéns pela vitória. Durante o jogo já estava 4-1, mas você não parecia feliz. Você sempre estava falando com os jogadores, avisando eles, parecia bravo. O que você estava pedindo deles? Mais golos? Ou talvez eles não estavam fazendo o que você queria e o que você queria deles nesse momento? E segunda pergunta, agora Fenerbahçe possa jogar contra Dinamo Kiev de novo. Você queria jogar contra eles de novo? O que é que eu queria? Eu quero sempre que a minha equipa faça mais golos. Se está a ganhar por 2, quer que ganhe por 3, está a ganhar por 3, quer que ganhe por 4, está a ganhar por 4, quer que ganhe por 5. É essa mentalidade que eu passo aos meus jogadores. Nem sempre sei que pode ser assim, não é? Porque nós também vai haver momentos de jogo que a equipa está a ganhar por 1-0 e eu aí. Nos momentos finais já quero que a equipa saiba poder controlar o resultado do jogo, nem sempre é igual, mas isso faz parte do futebol. Quanto ao Dinamo Kiev, é verdade que gostava de voltar a encontrar o Dinamo Kiev. Dinamo Kiev tirou-nos da Champions num momento com pouco tempo de trabalho. E também, como vocês sabem, com menos um jogador durante o prolongamento, ficou-me atravessado esse show aqui na garganta, mas eu já pensei nisso e gostava de apanhar novamente o Dinamo Kiev. Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim.
2 attıysak 3'ü isterim. 3 attıysak 4'ü isterim. Oyuncularıma da bu mentaliteyi aşılamaya çalışıyorum. Ama tabii ki her zaman her maç böyle olacak diye bir şey yok. Bazı maçlarda, bazı anlarda da skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmektedir. Her maç aynı değildir. Bu da futbolun bir parçası. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi Dinamo Kiev'le tekrar eşleşme ihtimalimiz var. Onlarla karşılaştığımız zaman hazırlanmak için çok az süremiz vardı. Ve bildiğiniz gibi ikinci maçın büyük bir kısmını 10 kişi oynadık. O maç boğazımda bir düğüm gibi kaldı diyebilirim. Bu ihtimali düşündüm ve evet, onlarla tekrar oynamak isterim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Tamam. Teşekkürler.